Burada küçük bir arkadaşımız var. Senin rolün ne? Gazeteci olarak oynuyorum. Yazıyor beyler. İktam da var. 31 Mart vakasını yazıyor. Bir tiplemem polis. Bir tiplemem İstiklal Mahkemeleri Başkanı. Biri de sarhoş. İçkilerin şahı, kralı tuvalet ispirtosudur. Mavi melek. Getirin oradan tuvalet ispirtosumu. Ben iki rolde bulunuyorum. Cemal İfer rolünde. Herkes çok amaçlı herhalde, bir sarhoş polis. Evet, hem de patronun karısı Şemsi Cihan rolünde oynuyorum. Büyüklere karşı gelen ne olur? Taş olur Hoca Efendi, taş olur. Ters sesini yerine otur. Hadi şimdi dersimiz bitti. 10 dakika terapi. Hırt! Padişahım çok yaşa! Urfa sıra geceleriyle meşhurdur. Birazdan sizlere muhteşem bir sıra gecesi yaşatacağız. Kurtuluş döneminden bu yana insanların arkadaşlar arasında toplanıp bir sıra gidesi ve yardımlaşma amacıyla yapılan bir şeydi yani. Herhalde eskiden böyleydi, şimdi değişti mi? Yani evet, eskiden böyle değildi. Eskiden daha ağırdı. Yani müzik yoktu mesela, o kadar fazla bir şey. Ama şimdi işte sıra gidesi ticarete dökülmüş ve herkes, yani daha doğrusu dışarıdan gelip Şanlıurfa'da eğlenceye dönüştürülmüş bir şey yani. Urfa'nın kebabı meşhur olduğu gibi ciğeri de meşhur. Ama ciğer akşam saatlerinde yenmiyor. Aksine sabah saatlerinde. Saat şimdi 6, biz de ciğer yemeye geldik. Abi, ciğer neden sabahları yenir? Ya ciğer aslında sabahları sadece yenmez. Bana göre öğlen de yeniyor, akşam da yeniyor ama tabii yüzyıllardır sabahları Urfa'da hani peynir, zeytin, domates nasıl yeniyorsa ciğer de bizim kültürümüzde var. Sabah 5'te, 6'da, 7'de bu sabah çok güzel bir kahvaltı türü. Yani Urfa'nın geleneksel yemeği bana göre. Valla Urfa'da çok güzel ağırlanıyoruz. Başkanımla kahvaltı yaptık. Ciğer yedik kahvaltıda. Zaten İbrahim Peygamber'in doğduğu yerde de sofra zengin olur. Evet, doğrudur. Gerçekten Urfalılar misafirlere çok önem verirler. Bu evlerinde olan bütün şeyleri misafirlere ikram etmek isterler. Hatta bundan 10-15 yıl önce Urfa'ya gelen dışarıdan ve içeriden olsun bütün misafirler zorla Urfa evlerine getirilir ve dolaptaki kendilerinin yemediği yemekleri misafirlere ikram etmek için Urfalılar yarışa geçen insanlardır. Yani hatta bu Hazreti İbrahim bereketi diye bilinir bizde. Hazreti İbrahim geleneğinden gelen bir olaydır. Her gittiğimiz ilde bir aileyi ziyaret ediyoruz. Şimdi de Urfalı aileyi ziyarete gidelim. Bildiğiniz gibi her hafta gittiğimiz ilde bir aileyi ziyaret ediyoruz. Bu hafta da sırada Urfa'daki ailemiz var. Merhaba. Gelebilir miyiz? Buyurun. Tabii, teşekkür ederiz. Evet, Urfa'daki ailemizi ziyarete geldik. Abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Abi ne yapıyorsun? Şu anda bir otoparkta bekçilik yapıyorum. İş olarak herhalde. İş olarak. Gece yalnız gidiyorum. Kaç tane çocuk var?
Şunu bu anda 6 tane çocuk var. 6 tane çocuk var. Üçü, dördü kız, evet. İki erkek. Erkekler okulda herhalde, yoklar evde. Bir tanesi okulda, bir tanesi iş yerinde. İş yerinde, bir tanesi büyük. Evet, bir tanesi büyük. Allah bağışlasın abi. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben öğretmen olmak istiyorum. İlk başta yaşını sorayım, yaşın kaç? Yaşım 15. Yaşın 15, büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Peki neden öğretmen olmak istiyorsun? Çünkü en büyük hayalim. Nasıl gidiyor işler? Kötü gidiyor vallahi, nasıl gidecek? Ne işle uğraşıyorsun, onu bir öğrenin. Pamuk topluyor, kazma yapıyor. Kayseri'ye gidiyoruz. Hı. Ne olursa onu yapıyor. Peki zor mu pamuk toplama? Çok zordur vallahi. Zor mu? İnan etki çok zor. Benim dargıyıp bu sene gitmedik. Her sene gidiyorduk. Şimdi buraya ısıtıcımızı kuracağız. Bu odayı ısıtacağız. Daha sonra Şanlıurfa Belediyesi ile birlikte alışverişe gideceğiz. İhtiyaçlarını karşılayacağız. Evet, Urfa'da ısıtıcı bayimize geldik. Birazdan buradan bir ısıtıcı alacağız ve ailemize hediye edeceğiz. Öncelikle Urfa'ya hoş geldiniz. Biz de yetkili bayi olarak size bir ısıtıcı hediye ediyoruz. Fakir aile bu soğuk havada gayet iyi ısınsın. Isıtıcımızı kurduk. İnşallah bundan sonra üşümezsiniz. Dilerim ki soğuk havalarda sıcak sohbetleriniz hiç bitmesin. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Isıtıcımızı hediye ettik. Şimdi aileyle birlikte alışverişe gidiyoruz. Senin inşallah hayalin gerçekleşir ve öğretmen olursun. Baban da inşallah çok iyi bir işe girer. Çok çok paralar kazanır. Teyze de pamuk tarlalarında çalışmaz artık. Teşekkür ederim. Bizim veda vaktimiz geldi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Vay. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokakları çocuk kaynıyor. Şimdi onlarla birlikte bir türkü söyleyeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar Urfa ile ilgili. 1, 2, 3. Cennet Köşeler'de bu hafta size Şanlıurfa'yı anlatmaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Haftaya farklı bir Cennet Köşe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu nasıl başka?